Tayyip Bey seçimi kazanabileceğini bugün yaptırdığı anketlerde görsün, yarın bir de bunu ifade edeyim. Ancak şu an itibariyle vatandaşın içine tam manasıyla giremiyorlar. Resmi açılışların dışında herhangi bir etkinlikte iktidar partileri yok. Kamu gücünü kullanarak toplama kalabalıklarla seremoniler yapıp açılışlar gerçekleştiriyorlar. Bu açılışlardaki topladıkları kalabalıklar da onları tatmin etmiyor. Yaptırdıkları anketler de onları bu işi düzeltebileceği düşüncesi içinde biraz olgunlaşıyor. Ben onu görüyorum ve önümüzdeki senenin Mayıs'ına bu seçim takviminin öteleneceği kanaatindeyim. Ve Mayıs'ta bu seçimin gerçekleşeceğini, Haziran itibariyle de bunun anayasal engeli bulunması sebebiyle o konuyu tartışma konusu yapmak istemeyeceğinden Üçüncü Mayıs'ta adaylık seçimlerin, meselesi değil mi? evet, Mayıs'ta seçimlerin yenilenmesi kararını aldırabileceği noktasında bir kanaatim var. Demin size bu konuları anlatırken örgütlerle alakalı çok veciz bir tweet attı Sayın Yeneroğlu. Bizim parlamentodaki tek temsilcimiz, sizin de hemşehriniz sayılır, Almanya biliyorsunuz doğumlu ve orada yaşamış bir kardeşimiz. O diyor ki, anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var. Birincisi iktidar ve çevresiyle menfaatleri çakıştığı için yolu ayrılanlar, görüntüdeki arkadaşımız gibi. Diğeri de iktidar imkanlarıyla ülkeyi talan edip milleti soymaya devam edenler. Elbette bir gün bunların hesabı sorulacaktır diyor. Ve bu hesap demokrasilerde seçim sandığının konduğu gündür. Hiç şüpheniz olmasın, bu hesap sorulacak. İster Mayıs'ta yapılsın, ister erken seçim olarak Kasım'da milletin önüne sandık getirilsin. Milletimiz önüne konulan bu sandıkta değişim iradesini net bir şekilde gösterecek ve Türkiye'de anayasa değişikliğini de ihtiva edecek bir çoğunlukla muhalefeti parlamentoya taşıyacak. Ben buna yürekten inanıyorum. O nedenle Sayın Erdoğan seçime gider mi gitmez mi? Kazanacağını bilirse yarın bunu seçim kararını alır. Ama kazanamayacağına dair eldeki veriler ve sokak bunu ifade ediyor. Vatandaş bunu ifade ediyor. Sonuna kadar bu gücü kullanmaya gayret sarf eder. Ha bir de şu söyleniyor. Efendim her ihtimale karşı Sayın Erdoğan kaybedeceği bir seçime gitmez. Efendim tıpış tıpış gider, hiç merak etmeyin. Çünkü Sayın Erdoğan meşruiyetinin yegane kaynağı sandıktan çıkıyor olmuş olması.